Baba oğuldan bir başka baba oğula geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan. Bu fotoğraf karesi bugün kaydedildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve bu vakfın ödül töreninde babası Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Burada ödül alan isimleri ödülleri takdim edildi ve oğlu Bilal Erdoğan Babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir hediye takdim etti. Evet İlim Yayma Cemiyeti Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği bugünkü ilim yayma ödülleri töreninden bu kare. Çarpıcı bir kareydi. Bir oğul babasına hediye takdim ediyor. Yani şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda? Yani şöyle aslında Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı oğlu. Cumhurbaşkanı'nın oğlu olması dışında ya da işte açtıkları kurdukları bazı vakıfların başında ya da yönetim kurulunda olması dışında resmi bir görevi olmadığı halde pek çok yurt dışı ziyaretinde protokolde yer aldığını biliyoruz. Yine yöneticisi olduğu vakıflarda aile üyelerinin birbirini ağırladığını biliyoruz. E yani fotoğraf karesi şimdi diyeceksiniz ki hani babasına bir ödül vermiş başında olduğu vakfın vakıf adına ama çok da demokrasilerde görülmesi e, mümkün olmayan bir fotoğraf bu sevgili izleyiciler ama dediğim gibi bunun daha da ileri aşaması vardı o da bir protokolde en başta yer almasıydı. Bu da çok uzun bir zaman önce değil kısa bir zaman önce yaşanmıştı Türkiye'de. Herhangi bir resmi görevi olmadığı halde Bilal Erdoğan'ın yurt dışı gezilerinde babasıyla birlikte yer alması. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir nezaket ziyaretinde bulunmuştu ama bir yandan da AK Parti ile kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler olduğu öne sürülüyor. Kürt oyları kritik. Acaba Dem Partisi'nde parti meclis toplantısından ne karar çıkacak diye beklenirken... Dün tuvantı sonrası Tuncer Bakırhan biz yedek güç değiliz kimsenin de ilk yardım çantası değiliz demişti. Demek ki işbirliğine kapıyı kapattı DEM Partisi yorumları gelmişti. 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı vardı malum. Fakat 24 saat sonra bir açıklama yapıldı. Parti meclisi açıklamasında müzakereye ve işbirliğine hazırız mesajı geldi. Ama elbette bunun koşulları var. Her zaman aynı şeyi söylüyor Dem Partisi. Açık ve şeffaf yürütülecek görüşmelerle tabii başka kriterleri de var Dem Partisi'nin. işte ayrıntılar. Biz kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Her sandıkta başı gözü yarlanlara sürekli her daim pansuman için yetişecek yedek bir güç olmadığımızı belirtmek istiyoruz. Yerel seçim için geri sayım devam ederken ittifak konusu gündemini koruyor. AK Parti MHP ile işbirliğine devam ederken İYİ Parti CHP'ye kapıları kapattı. DEM Parti'den gelen farklı açıklamalarsa kafaları karıştırdı. 14 Mayıs'ta bize siyasi etkisi yok diyenlere bu seçimde nasıl bir etkimiz olduğunu, nasıl belirleyici ve stratejik bir noktada bulunduğumuzu hep birlikte hatırlatacağız. Buradayız. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, biz yedek güç değiliz dedi. Biz kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Yedek bir güç olmadığımızı belirtmek istiyoruz. İster ampül, ister ok olsun, her kim ki demokrasiden kaçıyorsa, Kürt sorununun demokratik çözümünden kaçıyorsa, en temel belediyecilik hizmetlerini bile yapamıyorsa biz karşısındayız. Biz bu ülkede hem oyun kurarız hem de yeri geldiği zaman bize karşı olan güçlerin oyunlarını da bozarız. Ancak 24 saat sonra yapılan parti meclisi açıklamasında müzakereye hazırız mesajı verildi. Türkiye'nin sorunları ancak müzakere yöntemleriyle çözülür. Türkiye'nin batısında kenti var eden sosyal ve siyasal dinamikleri geniş ölçekte kapsayan tüm kurum, kuruluş, siyasi parti, emek ve meslek örgütleri, tüm toplumsal taraflar ve siyasi aktörlerle görüşmek, müzakere etmek, birlikte yürümek, ortak mücadeleyi örecek kent uzlaşısı zeminini oluşturmaya öncelikli görev olarak görüyoruz. Açıklamada izleyeceğimiz stratejiyle kayyım atanan belediyelerimizi yeniden halk iradesiyle yönetmek üzere geri alacağız da denildi. Hedefimize ulaşmak için parti adımızda çeşitli işbirlikleri ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Halkın çıkarını olmayan bir denklemde yer almayacağız. Vereceğimiz kararlar ve kuracağımız stratejik denklemlerle bütün Türkiye halklarına kazandıracağız. Partide müzakereler dahil seçim sürecinin yürütülmesi için Merkez Yürütme Kurulu'na ve eş genel başkanlara da yetki verildi. Başkan. Nasıl? Öte yandan Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan ve 31 Mayıs'ta aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş'tan da yerel seçimler için DEM Parti'ye destek geldi. Demirtaş, DEM Parti'nin beklenti ve taleplerini dikkate almayan kaybeder ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gezi tutuklamalarının üzerinden 600 gün geçmesi üzerine bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Açıklamasında "Adalet yerini bulana kadar geziyi savunmaya devam edeceğiz." dedi. CHP Genel Başkanı Özel sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada Çiğdem Mater, Mine Özer'den Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın tutuklanmalarının üzerinden 600 gün geçti. 600 gündür Gezi'nin suçsuzluğunu, Can'ın, Tayfun'un, Mine'nin, Çiğdem'in masum olduğunu anlatıyoruz. Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bakacağız şimdi. Partisinin Ankara İl Başkanları toplantısında konuştu. Ama biliyorsunuz e, Sayın Bahçeli sık sık dil sürçmeleriyle gündeme geliyor. Yine bir dil sürçmesi yaşadı e, ve bu kez de müpem kelimesinde takıldı. Biz ayakları meçhule basan, başını da muhebbime bakan, devre mülk tarzında bir siyaset anlayışını elimizin tersiyle itiyoruz. İnsanımızın kalbindeki kapalı ve bulutlu havayı huzur iklimine çevirmenin dışında... Açık seçik, belirsiz, açık seçik olmayan belirsiz anlamında müpem. Söylemesi de zor değil ama aslında akıl vermiş Sayın Bahçeli. Atlıcı dükkanıyla iş dünyasına 1980'lerde de Türkiye'nin sayılı zenginleri arasına girdi. Hayatını kaybettiğinde arkasında milyar dolarlık servet bıraktı. Mirasçılar servet paylaşımı için Türkiye'de onlarca dava açtı. Son dava ise Amerika Birleşik Devletleri'nde açıldı. Mehmet Salih Tatlıcı'nın oğlu Mehmet Tatlıcı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde dava açtı. Babasının hayattayken yaklaşık 1.2 milyar doları yurt dışına aktardığını, üvey annesi ve üvey kardeşinin Amerika Birleşik Devletleri'nde sahip olduğu varlıkların babasına ait olduğunu, bu paranın akıbetinin araştırılıp Türkiye'deki mirasa eklenmesini talep etti. Florida'daki mahkeme oğul Mehmet Tatlıcı'ya 623 bin dolar ödenmesine hükmetti. Karar itiraz üzerine temyize gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlık transferi beyanı Türkiye'deki mahkemeye yansıdı. İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verilen dilekçede Mehmet Tatlıcı'nın Florida Mahkemesi'ndeki yeminli tanık beyanında yurt dışına çıkardığını iddia ettiği paraların ve tüm mal varlığı değerlerinin tespiti için inceleme başlatılmasına, yurt dışındaki merhum Mehmet Salih Tatlıcı'ya ait olan servetin terekeye intikalinin sağlanmasını talep etmekteyiz denildi.